Bekir Efendi Camisi önünde Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar ve Müslümanlara yapılan saldırılar hakkında basın açıklaması yapıldı. Ellerinde bayraklar ile desteklerini belirten vatandaşlar, İsrail'in bu topraklardaki vadesinin dolduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş, Müslümanların her bayram öncesi Mescid-i Aksa hedef konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescid-i Aksa'nın altını boyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgahlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki güçlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak İsrail bu güçler uyanmaya başladı. Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi İsrail'in her geçen gün güçlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor. Güçler yerini kabusa bırakıyor. Bu hakikat İsrail'in gün geçtikçe daha çirkinleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Bugün yine tek ses olmalı, İsrail'e karşı tek yürek tavrımızı ve hakkımızı ortaya koymalıyız. Artık İsrail'in bu topraklarda vadisi doluyor. Parçalanıyorlar ve parçalanmaya devam edecekler. Hadis-i Şerif de diyor ki, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona karşı kin ve nefret beslesin. Bu ise imanın askeri gereğidir. Uluslararası kurum, kuruluş, STK, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik kurumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirecek, kamuoyu baskını oluşturmak tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir. İsrail, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek isterken, Siyonizmin dini, kültürel, politik, medya yanlarını kullanmaktadır. Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almaktadır. İsrail şunu unutmasın ki bizler yeniden bedel ödemeye hazırız. Ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Gerekirse hepimiz Filistin'e gider. Orada Filistinli kardeşlerimiz de omuz omuza mücadele eder. Yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız. Tekbir! Allah!